Litvanya'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile İstihbarat Başkanları Brüksel'de bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanının Beyaz Saray'da ağırlayarak desteğini yineledi. Macaristan ise İsveç'in NATO sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu. İsveç NATO üyesi olacak mı? Bu sorunun yanıtı gelecek hafta Litvanya'da düzenlenecek NATO liderler zirvesinde yanıt bulacak kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarını içeren heyetler bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil etti. Zirvenin ana gündemi İsveç'in NATO üyeliği oldu. Toplantıda üçlü muhtıra temelinde atılan adımlar ele alındı. Ne Türkiye ne de Macaristan İsveç'in NATO üyeliği için gereken adımları attığını düşünmüyor. Bu sebeple 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da gerçekleşecek NATO zirvesinde İsveç'in üyeliğinin onaylanması muhtemel gözükmüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üçlü zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadelede sağlam tavır sergilemeleri şarttır dedi. NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin ittifakın iki temel tehditten biri olarak tespit ettiği terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır. İsveç mevzuat değişikliği anlamında bazı adımlar attı. Terörle mücadele kanununda yaptığı değişiklikler de 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Ancak mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto, Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz dedi. Türkiye İsveç'in üyeliğini onaylarsa biz de bu karara destek vereceğiz açıklamasında bulundu. İsveç ise umudunu Avrupa ülkelerini ve Amerika'ya bağladı. Kritik liderler zirvesi öncesi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Amerika'nın yolunu tuttu. Amerikan Başkanı Biden'la bir araya geldi. Beyaz Saray'daki görüşmede Amerikan cephesi İsveç'in NATO üyeliğine olan desteğini yineledi. İsveç Başbakanı da Türkiye'nin kendi kararını vermesine saygımız sürüyor açıklamasında bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'taki zirve öncesi önemli bir açıklama yaptı. Gelecek hafta salı ve çarşamba günleri düzenlenecek. NATO liderler toplantısı öncesi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Chris bir araya geleceği belirtildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.